Sözcü gazetesi hala, Sözcü gazetesi yazarları hala yargılanıyor. Metin Feyzoğlu bu ne biçim iş diye bir soru soruyor bana. Yani Rahmi Beyciğim, Sayın Turan, yargı reformu strateji belgesi kanunlaşınca devam etmekte olan davalar düşecek mi dedim ben. Uygulamaya yansıyacak, umuyorum daha özgürlükçü yaklaşımlar olacak. Günlük, haftalık çözümler beklemeyin. Aylar, bazen yıllar alacak ama bugün başlamamız lazım dedim. Siz de destek verin dedim. Bana niye kızıyorsunuz adım attık diye? Bana niye kızıyorsunuz? Adım atıldı. Yani adım atmasaydık da gözümüzün önünden kayıp gitmesini mi bekleseydik? Yargının sürekli aşağıya doğru, diplere doğru çöküşünü mü izleseydik başkalarının yaptığı gibi? Ve yargı çöksün çöksün, oh oh oh, yargı çökerse iktidar da gider en sonunda mı deseydik birilerinin yaptığı gibi? Kızıyorsunuz aynı gemideyiz deyince. Aynı gemideyiz. Evet. Aynı gemideyiz. Neyse, burada benim adımı vererek bir şey yazmış. Olabilir. Hemen arkasından bununla ilgisiz gibi görünen bir başka habere geçmiş. Çok güvenilir bir kaynağım. Çok güvenilir bir kaynağım diyor. Cumhurbaşkanına gitti. Hem de gizli gitti. Evet. Ve orada Cumhurbaşkanı ona gel seni CHP'nin başkanı yapalım. Senin gibi bir adam CHP'nin başına geçmeli dedi. Ve bu girişi de çıkışı da gizlendi. Ben külliyeye gittiğimi gizlemiyorum ki. Gittiğim saat belli. Gittiğim günler belli. Çıkıyorum, söylüyorum. Daha şimdi bu programda söyledim. Elbette görüşüyorum ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla. Evet. Ama kendi işimizi görüşüyorum. Sizin de işinizi görüşüyorum. Sizin de işinizi görüşüyorum. Türkiye'deki gazetecilerin sorunlarını da görüşüyorum. Yani düşünce özgürlüğü bağlamında. Vatandaşın hukukla ilgili sorunlarını da görüşüyorum. Kiminle görüşeceğim? Kiminle? Tabii ki bu ülkenin cumhurbaşkanıyla görüşeceğim. Çözüm istiyorsam, siz çözüm istiyorsanız, siz çözüm istiyorsanız, kameraman arkadaşımın derdi var ve o çözüm istiyorsa ve bu çözümün gerçekleşmesi için benim de üzerimde bir sorumluluk varsa kiminle görüşeceğim? Avrupa Parlamentosu'yla mı görüşeceğim? Ben gizlemiyorum ki görüştüğümü. Ama CHP'nin genel başkanı ol denmiş. Benim adımı vermiyor ama bir üst paragrafta Metin Feyzoğlu yargı reformu için Cumhurbaşkanı'yla sıkı fıkı görüşüyor demiş. Ondan sonra da altta Cumhurbaşkanı o görüştüğü kişilerden birine CHP'nin genel başkanı yapalım gel seni demiş. Otomatik olarak bilinçaltında benim ismimi getirdi akla. Evet. Şimdi sorsanız ben seni kastetmedim der. Tabii beni kastetmediniz Rahmi Bey. Beni kastetmiş olsaydınız zaten gazeteciliğinizi sorgulardım ben sizin. Yani böyle bir şey Rahmi Turan yapmaz. Ama doğru olmadı. O zaman açıklayın. Neyse, sonra Fox'tan sabah sunucusu İsmail Bey tweet attı. Bu kim diye. Bundan sonrası çok ilginç. Bir saat geçmedi. Binin üzerinde robot hesap, bot hesap, troll. Yok öyle insanlar, yok. Bir kişiyi takip ediyor, bir kişiyi takip ediliyor. Sahte hesaplar. Evet. Bir anda bu kişi Metin Feyzoğlu diye başladılar. Bakın, Rahmi Bey, Rahmi Turan ortaya soruyu attı. Konuyu böyle pat diye attı. Sayın Küçükkaya bu kim diye bir tweet attı. O yayıldı. Bir saat içerisinde ayaklarına pas geldiğini düşünen FETÖ, DHKPC, PKK çevreleri, o gerçekten hani çok
etkin çalışan troll hesapları ağıyla bana saldırıya geçtiler. Arkadaşlarımızla oturduk, düşündük. Bunun sebebi ne olabilir? Neden? Bir kere ben CHP üyesi değilim. Barolar Birliği Başkanlığı'na seçildiğim gün parti meclisinden istifa ettim. Ondan sonra da sessiz sedasız E-Devlet üzerinden istifa edilebildiğini öğrendim. Daha sonra da E-Devlet üzerinden hiç kimseye söylemedim. Çünkü polemik yaparlar. Reklam yaparlar, aleyhte reklam yaparlar, konuşurlar, ederler. Ben bunlarla gündeme bile gelmek istemiyorum. Otururken evimde, kanepede pıt 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 bir gün istifa ettim. Bir yıl mı geçti, 1,5 yıl mı geçti onu bile hatırlamıyorum. Yani çünkü bir ilgim yok. Evet. İlgim olmadığını her yerde de söylemişim. Yok, istifa ettim. Ya ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni de ya da herhangi bir yerde siyaset yapmıyorum. İyi, biz sorumuzun cevabını aldık. Şimdi o kısmını aldınız. Evet. Peki niye FETÖ, PKK ve DHKPC tarafından yönetilen robot hesaplar saldırdı? Mesele şu. Oturduk arkadaşlarımızla Çiğdem Hanım, bunun sebebini enine boyuna konuştuk. Ben milli konularda gelin şu siyasi gözlüklerinizi çıkartın. Kutuplaşmanın anlamı yok. Milli konuda milli refleks sergileyelim diyen bir insanım ve etkili oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, gönül vermiş milyonlarca Cumhuriyet, vatan, millet sevdalısı insan var. Milyonlarca. Vatansever insanlar bunlar. Tercihleri Cumhuriyet Halk Partisi. Bir başkasının tercihi bir başka siyasi parti olabilir. Ben kimin hangi siyasi partiye oy verdiğiyle ilgili değilim. Ancak Metin Feyzoğlu'nun milli konularda, mesela Suriye'deki terör koridoru, mesela Doğu Akdeniz meselesi, mesela Ermenistan meselesi, mesela Trump'ın işte Türkiye'ye mektubu, mesela işte 8 günde iki büyük süper devletle mutabakat yapıp inanılmazı başarıp 8 yıldır kazılan tünelleri teröristlerin başına geçirmemiz ve bunun uluslararası hukukta da bize bir hak olarak teslim edilmiş olması gibi konularda. Konuştuğumda her siyasi partiden insanlar beni dinliyor. Bunların içinde o vatansever, o milliyetçi, 10. yıl marşını duyduklarında gözleri dolan, İstiklal Marşı'nı şuralarından söyleyen, milliyetçi, cumhuriyetçi, vatansever, vatan aşığı ve CHP'ye oy veren insanlar da var. Evet. O insanların beni dinlememesi, bana tepki göstermesini istedi FETÖ, DHKPC, PKK, ortak kara propaganda cihazı. Başka bir izahı yok. Çünkü aynı anda hiç alakam olmadığı, parti üyesi bile olmadığım halde adımı neden geçirirler diye düşünüyorum. Başka bir şey bulamıyorum.